Merhaba, ben Ayşe Yılmaz, Otto'nun kurucusuyum. Biz temel olarak gıda ve tarım endüstrisinin atıklarını ve yan ürünlerini ileri dönüştürerek sürdürülebilir, uzun ömürlü ve estetik malzemeler geliştiriyoruz. Bu malzemeler hayatımızın neredeyse her alanında kullanılabilecek ahşap, taş gibi doğal kaynakları alternatif olarak geliştiriliyor ve tasarlanıyor. Birkaç tane örnek vereyim. Dönüştürdüğümüz atıklar arasında kahve posaları, fındık fıstık kabukları, meyve kabukları ve posaları, onun haricinde yumurta kabuğu gibi gıda atıkları bulunuyor. Bunlar da nihai olarak plak halinde veya son ürün halinde şeylere dönüşebiliyor. Nerede kullanılıyor? Duvarda, zeminde, mobilyada, beyaz eşya, hatta otomobillerin iç aksamlarında. Hayatımızın her alanında kullanılabilen malzemeler. Tek bir malzeme her yerde kullanılmıyor. Hepsi için, her alan için geliştirdiğimiz ayrı özelliklerde, mekanik ve görsel özelliklere sahip malzemeler mevcut. Sustainable Growth programdan nasıl haberdar olduğumu hatırlamıyorum açıkçası. Genel yaklaşımı etkileyici gelmişti ve İngiltere ile olan bağlantısı da sebebiyle, yani biz en yüksek talebi İngiltere'den alıyoruz. Bu yüzden programa katılmak, dahil olmak istedik. Program süresince pandemi süreciydi, biraz sıkıntılıydı. Pandemiden sonra işte satış tarafı çok rahatladı. O bilinçlenmeyle birlikte bütün bekleyen projeler bir anda hayata geçti. Hackartus'un önerisiyle birlikte Global Tech Connect'e başvurduk ve orada kabul aldık. Ve o pazar hakkında çok daha fazla şey öğrenme fırsatımız oldu. Gelecek planlarımız arasında da üretim tesisimizi kurmak var. Tesisle beraber aslında bu üretimin, bu dönüşümün pilot olarak gerçekleştiği, Ar-Ge'sinin yapıldığı, aynı zamanda orta ölçekli üretimin yapıldığı bir yer olacak. Çok daha büyük etki yaratmak için bu teknolojiyi farklı üreticilere dünyanın her yerinden, yani Türkiye'den başlayarak atığın çıktığı bölgedeki farklı üretici firmalara transfer ediyor olacağız.